Birinci dereceden değil ama ikinci dereceden travma yaşayan yani acıyı kendisi yaşamamış ama gördükleriyle duyduklarıyla acıyı kendi yaşıyormuş gibi içselleştiren ve bunu travmatize eden kişiler hakkında konuşmak istiyorum. Çok fazla evet e, suçluluk hissediyoruz, öfke duyuyoruz, e, günlük rutinlere dönmekte zorluk çekiyor olabiliriz, e, uykusuz kalıyor olabiliriz sabaha kadar. E, bir şeylerden zevk almak bize kendimizi suçlu hissettirebilir bu yaşadığımız ikinci e, travmatik travma dediğimiz ikinci durumdur ve bu durum evet iki hafta sonra üç hafta sonra evet kendinizi iyi hissedebilirsiniz bugüne göre daha iyi hissedebilirsiniz ama bundan sekiz ay sonra bundan dokuz ay sonra aksiyete problemi yaşamayacağınız panik atak problemi yaşamayacağınız anlamına gelmez çünkü bu travma bizden sekiz dokuz ay sonra belki bir sene sonra e, bir psikolojik problem olarak bir e, ruhsal bir ruhsal sıkıntı olarak bizden acısını çıkartabilir. E, travmanın bazı etkileri olabiliyor ve belirli bir süre sonra ortaya çıkabiliyor. Bu sebeple kendimizi iyi hissedebilirsek çevreye yararlı olabiliriz. Kendimizi iyi hissedersek, biz ruhen iyi olursak, biz bedensel olarak iyi olabilirsek gerçek acıyı yaşayan kişilere destek sağlayabiliriz. Bu sebeple günlük rutinlerimize devam etmek kaygılarımızı, korkularımızı bir kenara bırakıp duygusal moddan çıkıp kendi acımıza yoğunlaşmaktan çıkıp gerçek acıyı yaşayan kişilerin yanında olup onlara destek olabilmek adına mücadele edip enerjimizi buna sarf edebilirsek daha yararlı bir şey yapmış oluruz. Hem kendi ruh sağlığımızı korumuş oluruz hem de gerçek acıyı yaşayan kişilere faydalı olmuş oluruz.